İncele bakalım ailesi. Merhabalar. Bugün önümüzde Harry Potter filminin koleksiyonerler için özel olarak hazırlanmış DVD seti var. Hem set hakkında konuşacağız hem de içeriği hakkında sizlerle ufak bilgiler paylaşacağız. Set hakkında konuşmak gerekirse diğer Harry Potter setlerinden farkı içerisinde 8 filmin yanı sıra seri özel olarak hazırlanmış olan yaklaşık 20-25 saatlik belgesel kısımlarında mevcut olması. Bu kısımlar neler anlatıyor? İçeriği incelerken ben size kısa kısa bahsedeceğim. Hemen içeriğine geçelim. Şu şekilde bir kartonet kutu içerisinde Digipack şeklinde 4 tane Digipack'imiz var. Onları birazdan geçeceğiz. Biz önce dış kutuyu inceleyelim. Evet, ön kısmında Hogwarts'ın logosu ve set hakkında açıklama yazıları yer alıyor. Harry Potter'ın logosuyla setin açıklama yazısı. Yan taraflarında ise yaldızlı işlemesi mevcut, kabartma şeklinde. Yan taraflarında Harry Potter logosu ve yine seti hakkında bilgi yer alırken arka tarafta yine yaldızlı işleme ve içerisinde 9-3 çeyrek trenimiz, yani Hogwarts trenimizin görselini paylaşmışlar. Bu parlak bir görsel. O yüzden çok hoş duruyor. Hemen şunu kenara bırakıp Digipack'e geçelim. Dediğim gibi 4 adet Digipack'ten oluşan bir set. Artık Digipack'in ne olduğunu bizi izleyenler az çok biliyordur. Hemen şunları üst üste koyalım. Kutunun iç kısmı şu şekilde ve arka kısmına da ne hikmetse Tiglon firması bandrolleri kullanmayı tercih etmiş. Biz hep bunlardan yakınıyoruz. Normalde bandroller dış kartonunda olması gerekir ama Tiglon bunu içe yapıştırmayı tercih etmiş. Setin içerisinde bir de küçük küçük kartpostallar, 8 filmin posterlerinden oluşan kartpostallar çıkıyor ama ben bunu ikinci el aldığım için maalesef bende onlar mevcut değil. Eğer ki sıfırını bulabilirseniz, ki çok zor, artık satışı yok çünkü. Ya da ikinci el şanslıysanız o kartpostalları da temin edebilirsiniz. Evet, şunu hemen tek tek inceleyelim sizler için. Hemen şöyle açtığımızda Digipack. Evet, setin aslında dezavantajlı noktalarından birisi de şu iç kısımları. Görsel kullanmamış olmaları ve yine aynı şekilde disk arkaları çok sade siyah bir görselle geçiştirilmiş. Ön yüze baktığımızda bizi ilk yıldan bir kare karşılıyor. Birinci ve ikinci yılın olduğu bir Digipack bu. Ve ilk yılın görselini kullanmışlar. Yan tarafı yine aynı bu şekilde. Arka tarafta ise ilk yıldan bir görsel ve ikinci yıldan o meşhur arabalı görselimizi kullanmışlar. Bu arada eğer ki bilmeyenler varsa ben bilgisini vereyim. Araba, yani bu filmde kullanılan araba şu anda Koç Müzesi'nde İstanbul'da yer alıyor. Eğer ki yolunuz İstanbul'a düşerse ya da İstanbul'daysanız mutlaka gidip müzede bunu görmenizi isterim. Hemen içeriğine bakarsak şu şekilde birinci filmin olduğu disk. Normal şu anda D&A'da da satışta olan iki diskli versiyonun içerisindeki diskler bunlar. Birinci filmin diski, ikinci özel seçenekler. Bu da o en başta bahsettiğimiz belgesel kısmını bulunduğu ilk disk. Her disk aslında şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde ikinci filmin ekstrası ve bonus diskimiz, belgesel diskimiz. Her disk böyle yerleştirilmiş ama filmle alakası, yani ilk filmle alakası yok. Her diskin içerisinde farklı bir konu işleniyor. Mesela bunda görsel efektler kısmı işlenirken diyelim, bunda karakterler yaratılış kısmı işleniyor ve yaklaşık her disk 3 saate yakın bir süreye sahip. Toplamda da 20-25 saatlik bir süresi var belgesellerin filmden hariç. Evet, hemen yıl 3 ve 4'e geçelim. Evet, burada da görüyoruz yine bir Hogwarts görselini kullanmışlar. Yıl 3-4 diye belirtip yine aynı şekilde yandan gördünüz. Arkada 3. filmden ve 4. filmden görselleri yine aynı şekilde kullanmışlar. İç dizaynı ilki gibi basit. Disklere baktığımızda 3. filmin ekstra diski ve yine aynı şekilde belgesel diskimiz. Burada da işte yaratıkların nasıl yapıldığı, nasıl dizayn edildiği anlatılıyor. 4. filmimiz 4. film ekstra ve burada da yine ses ve müziklerin yaratıldığı bonus diskimiz var. Bunu da hemen kaldıralım. Yıl 5-6 şöyle görüyorsunuz. Arka yine aynı görselleri kullanmışlar filmlerden. İçeriğine baktığımızda 5. filmin ekstrası ve değişim dediğimiz bir bonus diskimiz var, belgesel diskimiz. Burada yine aynı şekilde film devam ediyor. Melis Prens'ten ekstra diskimiz.
Burada da sihirli efektler, efektlerin yapıldığı bonus belgesel diskimiz mevcut. Toplamda 28 disk olması lazım. Yanlış saymadıysam. Evet, burada da görüyoruz. Ölüm Yadigarları 1-2 ve yine hikaye diskimiz, hikayenin anlatıldığı. Ölüm Yadigarları 2'den 2 diskimiz ve yetişkinlik, yani oyuncuların çocukluktan yetişkinlik sürecine kadar ki birinci filmden son filme kadarki sürecin anlatıldığı 3 saatlik belgeselimiz. Bu iki disk aslında bu iki filmin bonusları. Ülkemizde Tiglon tarafından sınırlı sayıda normal disk kutusunda çıkartılmıştı. Fakat dediğim gibi sınırlı sayıda geldiği için herkes bulamamıştı. Ancak bu seti temin edebilenler bütün belgesel kısmına sahip olabilecek şekilde kullanabiliyor. Evet, set bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yan yana koyduğumuzda da hatta şunu şöyle koyalım. Bu şekilde yer alıyor. Dediğim gibi ikinci el aldığım için yıpranmaları mevcut ama bunun sıfırını bulmanız zaten imkansız. Bunu ancak yurt dışında her filmi tek tek tedarik edebileceğiniz Digipack baskıları çıktı. Blu-ray veya işte yine aynı şekilde DVD baskıları mevcut. Fakat bunların fiyatları oldukça yüksek. O yüzden eğer ki bu seti bulursanız ikinci el bir yerde direkt üzerine atlayın ve kaçırmayın. Çünkü diğer türlü size çok tuzluya mal olabilir. Evet, set bu şekilde. Set hakkında sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına belirtirseniz cevaplarım. Başka videoları istiyorsanız da onların hakkında yine aynı şekilde yorum kısmına bilgi bırakabilirsiniz. DVD koleksiyonumu sizlerle paylaşmamı istiyorsanız onu da yine aynı şekilde yorum kısmına belirtebilirsiniz. Evet, videomuz bu şekilde. Çizgi roman videolarıyla devam edeceğiz bundan sonra. O videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İncele bakalım ailesi. Hoşçakalın.